Son olarak tamam. Evet. O ölmedi. Bunu nereden biliyorum? Çünkü konuştuğum, karşılaştığım hiçbir arkadaş bunu hissetmiyor. Bir kere buradan biliyorum. Adeta ilahi bir teselli gibi veya daha doğru bir tabirle Allah'ın bir mucizesi gibi yaşadığımız bu his, son gün, son hesaplaşma için görevli olduğumuzun, onun bize tevdi ettiği görevin ve misyonumuzun bu olduğunun da bir delili gibi geliyor bana. Çünkü eğer ki bu his bizde oluşsaydı, şu an şurada şu şekilde toplanamazdı. Bir kere. Toplanabildiğimize göre bu oyun. Kazım, nerede Kazım? Fatih Camii'nden onun kabri başına kadar böyle elini eline hiç indirmeden geldi. Bak ben şahidim buna. Kaç kere böyle indir dedim, şey olur dedim. Hiç indirmedi. Hatta indirmeyin, indirmeyin dedi böyle. Eğer ki Kazım bu şekilde biliyorsa o ölmemiş demektir. Maşallah. Burada biraz da özelim vereceğim. Çünkü bazı şeyler teslim edildi. Kumandanın hastane süreci boyunca orada malımın mülkünün tedavisi için satışa çıkaran arkadaşlar vardı. Ki o süreç içerisinde bu tür fedakarlıklar anlaşılmıyor pek ama insan insana ümit veren şeyler bunlar. Ben böyle hissediyorum. Bu benim için ümit veren şeyler. Her türlü fedakarlığa hazır gönüldaşları, çocukları vardı. Demek ki ölmemiş. 24 saat işini gücünü bırakıp bizim sadık vefakar şişman gönüldaşlar diyelim. Kemal Şişman liderliğinde 24 saat nöbet tuttular ve onlarla beraber tanımadığımız, bilmediğimiz bir sürü genç gönüldaşımız. Allah razı olsun. Demek ki bu hissedilmemiş. Onun ölümü hiç hissedilmemiş.